ya da Zaire, başka cezaevleri. Bu sadece Kürtleri ilgilendiren de bir mesele değil ama Kürtleri de tabii ki Şimdi bakın, ilgilendiriyor. Faili Meçhuller Araştırma Komisyonu başka, Hakikatleri Araştırma Komisyonu başka. Evet. Eğer Hakikatleri Araştırma Komisyonu diyorsanız bu bir PKK kavramıdır, bir Öcalan kavramıdır. Daha doğrusu daha önce de başka ülkelerde olmuştur ama bakın, Türkiye'ye Öcalan tarafından sokulmuştur. Eğer Faili Meçhuller Araştırma Komisyonu diyorsanız bunu kabul ederiz. Ay, faili meçhuller de var ama hakikatlar gibi, hakikatlar demeyelim, hakikatlar komisyonu diyelim. Yok, şöyle bir şey. Öyle şey olmaz. Şöyle bir şey. Hayır. Bu bir siyasi terminoloji hayır, çünkü. Bakın, hayır, şöyle bir şey. Gerçekleri araştırma faili, komisyonu. Gerçekleri araştırma komisyonu diyelim. Başka bir isim. Devletle PKK'yı eş düzeye koyacaksınız. Hayır efendim. Nasıl öyle yapacaksınız bir şey peki? Nasıl yapacağımı dinlerseniz anlatacağım. Lütfen. Şunu öneriyoruz biz. Hı. Bakın, sadece faili meçhul cinayetler değil. Bu ülkede 1980 sonrasında sadece Kürtler de değil, solcular, Aleviler, ülkücüler vesaire. Hı. Ülkücülerin de bir kısmı ama ülkücüler genellikle daha az olmak üzere. Nereden biliyorsunuz bütün bunu? Bir nesil. Bunu nereden biliyorsunuz yani, hocam? Peki, araştıralım, bunu da araştıralım. Ülkücüler de var. Araştıralım. Tamam, o zaman sizin de bunu desteklemeniz lazım. Tabii tabii. Bak, bakın. Bakın bir dakika susun ama ben sizi kesmedim. Olmak üzere hakikaten insanlık dışı işkenceler yapıyor. Doğru. Yani bunları hani sıralayacak olsak hepimizin tüyleri diken diken olur. Şimdi bu işkencelerin yapanların bir şekilde araştırılıp kamuoyundan çıkarılıp bunların hesabının sorulması bakın, lazım. Bakın bunun için hukuk bizim, devletlerinde mahkemeler vardır, evet, savcılar, savcılar vardır. Hakikatleri Araştırma Komisyonu dediğiniz zaman bir siyasi müessese oluşturuyorsunuz. Bunun farkında bakın, değil misiniz? Hayır. Neden parlamentoda bir hakikatleri komisyon veya gerçekleri diyelim, hakikatler lafından takılıyorsunuz? Ne derseniz veya başka değil. Başka bir isim bulalım. Evet. Neden parlamentoda peki, böyle PKK, bir model güne yaptık biliyorsunuz. PKK efendim, siz bu teklifi getirdiğiniz zaman PKK'nın ANF adlı basın ajansının Öcalan'ın teklifi CHP tarafından kabul gördü açıklamasını yaptığını vallahi biliyor musunuz? Onların ne yapacağını veya ne yaptığını ben bilmiyorum. PKK'nın basın ajanslarını takip etmiyorum. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim ki mesela 78'ler vakfının elinde dosya dosya yani bu cinayetlere tabi olmuş. Ondan sonra da hala yaşayan insanların tanıklıkları var. Bunların söyledikleri bunu ne yapacağız var. Diyorsunuz? İsimli, evet ne yapacağız? Dün sabah Diyarbakır'da yani hasır altı mı edeceğiz bunları? Dün sabah savcılar vardır. 250 kişi. Savcılar vardır. Hukuki mekanizma vardır. Bakın, hukuki mekanizmayı işletirsiniz. Bakın, hiç buna kimse, hiçbir şey söylenmez. Hayır hiç kimse. Ama Hakikatleri Araştırma Komisyonu dediğiniz zaman bir başka noktaya gelmişsiniz demektir. Bir şey söyleyeyim. Evet. Hiç kimse demiyor ki komisyonun önüne gelin bakalım suçlular biz sizi yargılayacağız de, diyeceğiz. Araştıracak böyle bir şey olmaz. Komisyon araştıracak. Ne bulduysa savcılara tabii yönlendirecek. Bu işler böyle yürüyor. Altan Bey süremiz yani bitti. İki cümleyle ne olur. Yani yeni anayasayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 1, 2, 3 veya başka madde. Hiçbir anayasada, demokratik anayasada değiştirilemez madde olmaz. Eğer 1, 2, 3 değiştirilemeyecekse hiçbir anayasa yapmasın kimse. Boşuna da nedir yorulmasın. Nedir itirazınız bu 1, 2, 3'e? Efendim anayasada değiştirilemez madde olmaz. Tamam. Farz edin ki hepsini kabul ediyorum. Yarın başka bir ihtiyaç niye demokratik var. Olduğunu değiştiririm? Değiştiririm ben. Ekleriz şimdi yarın mesela biraz evvel başkenti söyledim. Yarın Türkiye Cumhuriyeti halkı karar verdi. Dedi ki biz başkenti Konya'ya aldık. Kayseri'ye aldık. Ya alır bunu buna ama, madde koyamazsınız. Altan Bey o konuda Binnaz bir, Hanım dedi iki, ki bunun için iki, bir gerekçen olması lazım. İki, böyle bir gerekçen. Efendim bir işte değiştirilemez yok. Madde koyduğunuz vakit gerekçe sunamazsınız. Değiştirilemez madde olmaz. Bakın, bir. Demokratik yerine, hukuk devleti yerine, insan hakları yerine yarın bir başka bir şey çıkıp eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Kimse demiyor ki oraya bir şey hayır, ekleyemezsiniz. Hayır değiştirilemez madde dediğiniz vakit dokunamazsınız. Hı. Dokunamazsınız. Ama böyle bir şey, bu. Olumlu şimdi bir şey ekleyebilirsiniz. Ben fikrimi herhalde. Söylüyorum. Kime göre olumlu? O zaman değişmesin. Peki şimdi başka dördüncü madde koyup ona gelelim. Eklersiniz. Efendim 66. madde işte vatandaşlık tanımı. 42. madde Türkçenin haricinde dillerle dille eğitimi engelleyen maddeler. Bu anayasa topyekun bir kenara bırakılacak. Doğru düzgün, kısa, öz, net, dünya demokratik standartları çerçevesinde bir anayasa yazılacak. Yani benim söyleyeceğim bu. Bu hafta sonu biz Avant platformunda anayasa ile ilgili bir toplantı yaptık. Dersimi de çok iyi çalıştım. Yani uzun uzun anlatabilirim hepsini ama çok kısa vakit. Vallahi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bizim aydınlarımız bazı şeyler anlatıyorlar. Çok doğru, hiç değiştirilemez. Ve bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği şeyler gibi anlatıyorlar. Kökü yok bunun. Mesela Alman anayasası Tanrı'ya saygıyla başlıyor. Bakın laik anayasaya örnek verilen.
Yunan Anayasası Hristiyan Ortodoks Kilisesi'ne saygıyla, hürmetle, tazimle başlıyor. Siz gelin Türkiye'de La İlahe İllallah Muhammeden Resulallah diye bir girişle anayasa yapın, kıyamet kopuyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey. Çok sağ olun. İlk üç maddenin özü milli üniter devlettir. Biz milli üniter devletin tartışılmasına karşıyız ve milli üniter devletin değiştirilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Altan Tan, Ümit Özdağ, Binnaz Toprak katıldılar. Hem kendi fikirlerini hem partilerinin fikirlerini ortaya koydular. Keşke AK Parti'den Galip Ensarioğlu da söz verdiği gibi katılsaydı. İktidar Partisi'nin de bu konudaki yaklaşımlarını kamuoyu öğrenebilmiş olsaydı. Bu temenniyle programı bitiriyorum. Çok güzel bir tartışma oldu. Umarız bu centilmenlik seçim süresi boyunca örnek olur. Burada sergilenen centilmenlik. Çok teşekkürler. Cuma akşamı yeniden birlikte oluncaya kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Sağ olun.